Şimdi... Yazman, sorular... Tamam, bitirdim. Çok şey getirmiş, ne yap? Bir şey var tabiatıyla. Çerkez liderahını ana diyor, nostratik diyorlar. Burada da bir şey var. Çin-Tibet dilleriyle irtibat meselesi var. Evet. Siz biraz nefeslerin... Çok konuştum, özür dilerim. Üstadları ağırlamak zordur. Fikri hocamız geldiğinde de bu zorluğu yaşamıştık. Maşallah bir ömrün bütün birikimini 1,5 saate sığdırmak istiyorlar. Hem kendileri yoruluyor, hem dinleyenlere de biraz ağır geliyor esasında. Efendim, kusura bakmayın, bir şey daha. Bakın, Ahmet İtad Efendi'nin Çerkezya'da hükümet şekli ve uygarlık düzeyi diye çok ehemmiyetli bir yazısı. Bunu tekrar Profesör Atilla Yayla benden bana da söylemeden Yeni Forum dergisinde 1995'te yayınlanmış. Atilla Yayla'nın Çerkezlik'te hiçbir ilgisi yok. Özbeöz Türk'tür. Liberal olarak sizin öğrencilerin vefa borcu olarak görmüştüm. Yok, o değil. O değil. Diyor ki Çerkez toplum düzeni, kabzeye dayalı Çerkez toplum düzeyinde için yazı siyaset teorisi açısından da hayli ilginçtir. Merkezi bir siyasi yönetimi olmaksızın toplumsal düzenin alamayacağı yolundaki klasik tezi yalanlayan bir örnektir. Bu yazı ve Atilla Yayla'nın bu mütalasından hareketle şunu söylüyorum. Şayet ki Çerkezler Mısır'da devlet yönetiyorlardı, Osmanlı'da devlet yönetiyorlardı. Kendileri devlet kurmadılar, bilmediklerinden değil. Mısır'ı veya Osmanlı'yı yöneten Çerkezlerin hiçbirisi de Osmanlı gibi devleti, Mısır gibi devleti Kafkasya'da da kuran da demedi. Ha, demek ki Kafkasya'daki kendiliğinden düzenin, devletsiz düzenin, Osmanlı'daki devletten, Mısır'daki devletten daha mütekamil veya daha iyi olduğunu farz ediyorlardı. Ha şimdi gerçekten dünyada liberallerin, liberalizmi bir siyasi doktrin olarak ifade edenlerin benimsediği bir tezdir. Keşke devlet olmasa da derler. Devlet kurar neticede liberalizm de bir 20. yüzyılın liberal mütefekkirlerinden birisi en büyük tehlike devlet demiş Omega Gasset. Onu da bırakıyorum burada. Çünkü devlet varsa jandarma vardır, polis vardır. Özgürlüğü ha. İrtibat kurulacakken benim önerim olarak hatırlayan olur inşallah. Dünyada her ülkede etkili liberal enstitüler var. Bunlara Çerkezlerin ama asayişin olduğu, ama tam güvenliğin olduğu, devletsiz bir içtimai düzeni gerçekleştirdiklerini doğru dürüst anlatmak lazım. Emin olun, hepsinin birbiriyle de irtibatı vardır. Dünya liberal camiası, demek ki dünyada bunu başarabilen bir tarihi model varmış diye Çerkez varlığına sahip çıkacaklardır. Şunu ifade edeyim, benim aslım Çerkez tarihçiliği veya Çerkezlik meselesinin herhangi bir alanında uzmanlık değil. Hata ettiysem affola o sahip. Kazım abi maşallah çok usta bir hukukçu. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bilinmezken oralarda dava kazanmış bir büyüğümüz. Şimdi burada bir hukukçu titizliğiyle tarihi önümüze koydu. Hiç belgesiz konuşmadı. Tarihçilere de bir ders vermiş oldu burada. Tarihçi dostlarımız var. İnşallah bu dokümanlardan hepimiz istifade edeceğiz. Benim anladığım özetle bir defa hem Türkiye kamuoyuna hem Kafkasya'da özellikle de dünyada davamızı savunacaksak bence bir ismimiz üzerinde anlaşmalıyız. Yeni isim aramaya gerek yok. Bütün dünyanın bildiği Çerkez adı var. Evet. Bunu bir defa önemseyelim. Yani bir marka oluşturmaya çalışmayalım. İkincisi, önce kendi dinamiklerimizi, dayanaklarımızı, temellerimizi kendimiz sağlam bilelim. Tarihimizdeki önemli
noktalarını biz yanlış bilirsek yanlış hükümler bina ederiz. Mesela diaspora diye dururken aslında bildiğimiz dalı kesiyoruz. Burada diaspora savunuculuğu yapmaya gerek yok. Türklerden önce de buradaydık. Efendim, başkalarından önce de buradaydık gibi böyle önemli vurgular var. Şimdi sorular faslı için bir 10 dakika ama öğrenci kardeşlerimiz var, finans sınavları olan var, acelesi olan varsa sessizce onlar bir taraftan çekilir. Bir şey unuttum, şu kadar. James Stanislav'ın kitabında işte anlattıktan sonra Çerkez toplum düzenini, orijinal şeyi, bütün bu gördüklerimden edindiğim kanaat şu, Çerkezler benim bildiğim ve hakkında okuyup incelediğim dünya toplumları içinde en kibar, en nazik insanlardır. İngiliz söylüyor, İngiliz centilmeni söylüyor. Söyleyenin özelliği de önemli. Bu da işte Habse'nin, o devletsiz düzenin Çerkezleri medeni milletler camiası içinde kabule imkan veren düzenin temelindeki kibarlık nezaket. Evet, teşekkür ederim. Enver Bey. Mikrofonu zayıf konuşmuyor. Salon bir ses yapıyor. Şimdi ben taze bir koyarsın. Önce küçücük bir isteğimi söyleyeceğim. Çok kısa. Kazım abi, biz bunlardan istifade ediyoruz ama kamuoyunda istifadesi anlamında ne olur bunu kamuoyunda özellikle yazılı gazete düzeyinde sık sık ve arada herhalde biraz da Çerkez kimliğinizi de vurgulayarak kullanmakta fayda var. Çünkü buna o kadar çok ihtiyacımız var ki Türkiye'de maalesef bizim sesimiz olma noktasında çok etkili bir şeyimiz yok, yazarımız yok. Bu konuda ne düşünürsünüz bilmiyorum ama en azından bu benim